Şimdi Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Diyarbakır'da özellikle Çınar'da insanlığa sığmayan ve kalleşçe saldırılar yapıldığını kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi, oradaki sivil halka ve istirahat halindeki emniyet güçlerinin evlatlarına, eşlerine yapılan menfur bir saldırı olduğunu belirtti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Diyarbakır Çınar'da saldırıların büyüklüğünü gördüklerinde hiçbir insan evladının hiçbir gerekçe ile açıklayamayacağı manzaralarla karşılaştıklarını vurguladı. Diyarbakır'da özellikle Çınar'da insanlığa sığmayan ve kalleşçe yapılan bir saldırı vardı. Oradaki sivil halka ve istirahatinde bulunan emniyet güçlerimizin evlatlarına, eşlerine yapılmış menfur bir saldırı vardı. Oradaki saldırının büyüklüğünü gördüğümüzde hiçbir insan evladının hiçbir gerekçeyle açıklayamayacağı manzaralarla karşılaştık. Biz insanların işini büyütmek isterken, aşını büyütmek isterken, ekmeğini büyütmek isterken birileri buna inat, özellikle barışa, kardeşliğe çukur kazarak gönüllerdeki bu kardeşliği zedeleyecek ve bitirecek faaliyetlerine inat devam ediyorlar. Bakan Tüfekçi, barış, demokrasi, insan hakları, bebek diyenlerin orada ne insanlıkla, ne barışla, ne de demokrasiyle alakalı olduklarını gösteren hiçbir iz bulunmadığını ifade etti. Barış diyenler, demokrasi diyenler, insan hakları diyenler, bebek diyenler orada ne insanlıkla alakalı olduklarını, ne barışla alakalı olduklarını, ne de demokrasiyle alakalı olduklarını gösteren hiçbir iz yoktu. Sadece diktatörlükten, sadece o yöre halkına, Kürt halkına yapmış oldukları zulümlerin, işkencelerin ve bebek katili olmanın izleri vardı. Daha 2 yaşına gelmemiş İrem bebeğin ne suçu vardı? Bunu izah etmeleri gerekir. Kamuoyuna izah etmeleri gerekir. Orada evlerini başına yıktıkları halk hangi halktı? Kürt halkı değil miydi? Evsiz kalanlar. Bugün burada zamanında gelseydik, biliyorsunuz ki limanlar ve serbest bölge Mersin ticaretinde önemli bir yer tutuyor. Biz amacımız özellikle ticaret erbabımızın, sanayicimizin, ihracatçımızın önünü açmak, onların işlemlerini gümrüklerde hızlandırmak, aynı zamanda yasal ticaretin önünü açıp ama bununla beraber güvenli ticareti de sağlamak. Evet, Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi Mersin'de birçok önemli konuya açıklık getirdi. Bunlardan biri de Türkiye'deki işsizlik konusuydu. Özellikle Türkiye'de 7 milyon insana iş bulmalarına rağmen halen %10'larda seyreden işsizliğin büyük bir sorun olduğunu kaydeden Bakan Tüfekçi, biz inşallah 2019'un sonunda işsizliği %5-6'lara düşürme gibi ciddi hedeflerimiz var dedi. 2 günlük Mersin programı kapsamında AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi, burada yaptığı konuşmada ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, huzur ve istikrar ülkesi olan Türkiye'ye kan sıçratmaya çalışan terör odaklarının, şer odaklarının bulunduğunu söyledi. Biz Türkiye ekonomisini istikrarla beraber, huzurla beraber büyütmek istiyoruz. Küresel pazarlardaki daralmalara rağmen, rekabet ortamının çok kızışmasına rağmen biz 2015 yılı gibi üst üste 2 seçim yaşamamıza rağmen Türkiye'yi %4'ler oranında, %3.8'ler oranında büyüttük. İnşallah 2016'da bu oranları daha fazla büyütmeye çalışacağız. Evet, Türkiye'de 7 milyon insana iş bulmamıza rağmen Türkiye'de hala işsizlik büyük bir sorun ve %10 civarlarında seyrediyor.
Türkiye ekonomisini istikrarla ve huzurla beraber büyütmek istediklerini de söyleyen Bakan Tüfekçi, küresel pazarlardaki daralmalara, rekabet ortamının çok kızışmasına ve 2015 yılında üst üste iki seçim yaşamalarına rağmen ülkeyi %4'ler oranında büyüttüklerini vurguladı. Biz inşallah 2019'un sonunda bir işsizliği %5'e düşürme gibi, %6-7'ye düşürme gibi ciddi hedeflerimiz var. Bunun için de ekonomimizi güçlendirme adına, üretimimizi artırma adına hem bölgesel teşvikler hem sektörel teşviklerle ve yeni pazarlarda yeni pazarlara uygun üretimlerle üreten insanları destekleme, Ar-Ge faaliyetlerini destekleme, yeni pazarlara girme noktasında da hükümet olarak ihracatçımıza destek vermek istiyoruz. Bizim bakanlığın görev alanı içerisinde yer alan gümrüklerde de biz ihracatçımızın işlerini kolaylaştırma ve hızlandırma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Güvenli ticaretin, kolay ticaretin önünü açıp yasal ticaret yapanları her daim destekleyeceğiz. Yasal olmayan bu ülke insanının geleceğine, sağlığına tehdit edenlerle de her türlü mücadeleyi Allah'ın izniyle yapacağız. Ve onlarla beraber yol yürümemiz lazım. Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ne AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, gençlere yönelik olarak verilen hibelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak genç ASKON'lu Anadolu Aslanları'na seslendi. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve parti üyeleriyle kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ni ziyaret etti. Malatya ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Şube Başkanı Mesut Karataş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti İl Teşkilatı'nın bu ziyaretlerinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyoruz öncelikle. Tabii Malatya'da yeni kurulmuş bir teşkilatız. ASKON 5-6 aylık bir süreci var. Bu süreçte bir takım çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır burada yaptığı konuşmada inşallah ASKON üyeleriyle her geçen gün büyüyerek hem Malatya'nın ekonomisine katkılar sağlayacak hem de kendi üyelerinin sektör bazında büyümelerini ve gelişmelerini sağlamış olacaklar dedi. ASKON gibi iş adamları derneklerinin mutlaka sanayicinin sorunlarının çözümü olduğu kadar hem de sanayicilerin daha hızlı büyümesine, onların teknolojiyi daha iyi kullanmasına vesile oluyorlar. Dolayısıyla Malatya'da da ASKON'un kurulması Malatya için gerçekten önemli. İnşallah ASKON üyeleri de her geçen gün büyüyerek hem Malatya'nın ekonomisine önemli katkılar sağlayacak hem de kendi üyelerinin sektör bazında da büyümelerini, gelişmelerini sağlamış olacaklar. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise gençlere yönelik olarak verilen hibelere ilişkin açıklama yaparak Anadolu Aslanları'na seslendi. Anadolu Aslanları'nın gençlerine özellikle seslenmek istiyorum. Biz gençlerimize yönelik yeni girişimcilik yapabilmeleri için ki dergilerinizde inovasyondan çok ciddi manada bahsediyor. Yeni genç inovasyon yapacak, girişimcilikte bulunacak ve özellikle Ar-Ge'ye önem verecek gençlerimiz için çok önemli vaatlerimiz oldu. Ve bunları da ilk bir ay içerisinde gerçekleştirdik. Şimdi gençlerimiz özellikle 50 bin lira nakit hibeyi direkt olarak alabilecekler. Ve gençlerimize vermiş olduğumuz 50 bin liralık bu desteğin yanı sıra sıfır faizli 100 bin liraya kadar da yine KOSGEB aracılığıyla desteklerini alabilecekler. Çalık konuşmasının devamında ülke genelinde son günlerde artan terör olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şehitlerimizi rahmetle anarken, yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar dilerken terör örgütünün de Türkiye'yi cehenneme çeviren saldırılarını lanetliyoruz, kınıyoruz.
ve buna destek veren siyasi partileri de Türkiye'nin gerçekliğiyle yüz yüze gelmesini temenni ediyoruz. Doğanşehir'de şehidimiz Esra kardeşimizi toprağa verdik. Bir evladı, 2 yaşında bir evladı, eşi ve görümcesi şu an hastanede yatıyor. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Diyarbakır'da lojmanlarda yapılan bu saldırı, sivil vatandaşlarımıza yönelik yapılmış olan bu saldırıyı hendek siyasetini savunanlar, çukur siyasetini savunanların nasıl açıklayacağını çok merak ediyoruz. Akademisyenlerin kendince aydın geçinen insanların yapmış olduğu çukur siyasetinin de cevabını ben inanıyorum ki Doğanşehir gibi diğer şehit ailelerimiz de çok net verecektir. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Tarım Hayvancılık Platformu'nu ziyaret etti. Şahin, mutlaka su ile toprağı buluşturmamız gerekiyor dedi. Hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ve partililerle birlikte Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu'nu ziyaret eden Milletvekili Mustafa Şahin, yeni kurulan oluşuma başarılar diledi. Elbette ki ister köylerde olsun, ilçelerde olsun, isterse hayvancılıkla iştigal eden sizin gibi değerli sivil toplum örgütlerimizin dert ve temennilerini, dileklerini birebir görüşerek ancak bunları istişareler neticesinde kazanıma dönüştürme şansına sahip olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Sulamanın olmazsa olmazlarından biri olduğunu kaydeden Milletvekili Şahin, sulama olmazsa hayvancılık olmaz, hayvancılık olmazsa yem bitkileri olmaz. Bu nedenle mutlaka su ile toprağı buluşturmamız gerekiyor diye konuştu. Özellikle bu süre içerisinde yapılacak olan en büyük yatırımlardan sağlıktır, eğitimdir, ulaşımdır ve yatırım olarak da köylülerimizin, gölet ve barajlarımızın ve artı ona bağlı olarak da sulama sistemlerimizin artık o vahşi salma suyla sulama dediğimiz o sulamadan vazgeçip hem suyun israfının önüne geçmiş olacağız, hem çiftçimizin toprağını daha da verimli bir şekilde ürün elde etmesi için vesile olacak olan damlama veya işte bu kapalı sistem sulamalarının bir an önce hayat bulmasını arzu ettik. Belki ben geçen 4 yıllık milletvekilliği süresi içerisinde en fazla görüştüğümüz bakanlarımızdan birisiydi ve karşılığında hamdolsun aldı. Cephesinde kalan, Şahnahan yedeği, Medik yedeğinde kalan sulamaların tamamı hem o bölgede arkadaşlarımızın feveranlarını dinledik. Gittiğimizde biz bizatihi müşahede ettik. 1950-60'lı yıllarda yapılan kanallar, beton kanallar artık vasfını yitirmiş, tamamen toprak kanallara dönüşmüş. Oraların planlaması şu anda yapılıyor. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder de AK Parti öncesinde sivil toplum örgütlerinin genelde belli kesimlere ve amaçlara hizmet ettiğini ifade etti. Bugüne kadar sivil toplum örgütleri hep belli amaçlara, belli kesimlere hizmet etmişlerdi. Şükürler olsun, özellikle AK Parti ile başlayan, toplumu sahiplenen sivil toplum örgütlerini müşahede ettik. Ve hatta bundan sonraki süreçte bu tür yöne hizmet eden sivil toplum örgütleri oluştu. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu oluşan sivil toplum örgütleri önceden vatandaş nezdinde kaybedilmiş olan güveni sağlayaraktan toplumumuza hizmet etmiş oluruz. Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın da kendilerini ziyarete gelen Milletvekili Mustafa Şahin'e ve AK Partililere teşekkür ederek ülkelerin vazgeçilmezlerinden birinin tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çekti. Tabii ki ülkelerin vazgeçilmezini biz her zaman söylüyoruz. Tarım ve hayvancılıktır. Biz de gıda ve su olmazsa olmaz, bütün canlılar için gıda ve su önemlidir mantığıyla bu platformumuzu yaklaşık 8 ay gibi bir süredir çalışarak oluşturduk. 40-45 gündür, 50 güne yakındır da çalışmalarımıza başladık. Tabii ki burada en önemlisi şu, bütün kurum ve kuruluşlarla istişareli bir şekilde, bütün derneklerle, ziraat odalarıyla, birliklerle, üniversiteyle, proje olsun, gerek bütün istişareler olsun, bunların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi olsun. Bu noktada inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ziyaretin sonunda ise platform üyeleri tarafından Milletvekili Mustafa Şahin'e özel yapım namazlık hediye edildi. Tarım ve Hayvancılık Platformu ziyareti sonrasında AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Özellikle bildiri yayımlayan akademisyenleri sert dille eleştirdi. Şahin, bunlar hangi aydınlıktan bahsediyorlar? Bunlar zifri karanlığı yaşıyorlar dedi.
Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu ziyareti sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Doğu ve Güneydoğu'da sürdürülen terör operasyonlarını hedef alan akademisyenlerin bildirisine tepki gösterdi. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da çukurlar kazılırken, orada eğer akademisyen iseniz, eğitim engellenirken, hastanelerde yatan masum insanlar bombalanırken, özellikle ambulansla hasta taşıyan, yaralı taşıyan, sağlık görevlileri tehdit altında iken, bunlar hangi aydınlıktan bahsediyorlar? Bunlar zifiri karanlığı yaşıyorlar. Kesinlikle aydın maydın değiller. Bunların kökleri, köcekleri belli. Hepsi de işte malum çevrenin, PKK denilen terör örgütünün uşaklığını yapıyorlar, piyonluğunu yapıyorlar. Bunlar hiçbir zaman için bu ülkede, ben şahsen bana kalsa bir tek evladım dahi bu ahlaksızlığa teslim etmem. Yani siz bu ülkede kanın akan tarafını hiçbir zaman için görmezden geleceksiniz. Ortayı kan gölüne çeviren o illet yapıyı yok sayacaksınız. Devletin terörle eşdeğer bir noktada mücadele ettiğini söyleyeceksiniz. Yani bunu aklı selim hiçbir kişinin söylemesi mümkün değil. Özellikle bakın Kürt halkının içerisinde mücadele ettiklerini iddia edenlerin yüzde kaçı Kürt? Acaba bunların Kürt olanları mı veya başkalarının maşası olanları mı daha fazla? Onu da görmeler lazım. Bunların hiçbirisi oradaki Kürt milletine benzemiyor. Kürt insanına benzemiyor. Kürt gibi düşünmüyor, Kürt gibi inanmıyor, Kürt gibi yaşamıyor, Kürt gibi öncelikleri hiçbir zaman için olmayan insanlar. Önce kalksınlar oradaki eğitimi engelleyenlere, sağlık hizmetlerini engelleyenlere, yerel hizmetleri engelleyenlere karşı bir çift süs söylesinler. Bölgeden gelen şehit haberlerinin bir daha gelmemesini temenni eden Şahin, inşallah bir daha son bulması için çok ciddi ve köklü çalışmalar yapılıyor diye konuştu. Her gün işte bakıyorsunuz bir bölgeden şehit haberlerini alıyoruz. Şehit haberlerimizin inşallah bir daha son bulması için çok ciddi köklü çalışmalar yapılıyor. Tabi bu terör denilen baş belası illet yapının en fazla vurmuş olduğu sektör de tarım ve hayvancılık sektörü. Bizim Doğu ve Güneydoğu'da babam da hayvancılıkla iştigal ediyordu, besi yaparken. Yani gidip ta Kars'a kadar, Erzurum'dan işte Muş'a kadar birçok bölgede büyükbaş hayvanları, küçükbaş hayvanları inanın çok böyle oradaki insanların da o vefakar, cefakar Kürt halkımızın o sürü sahipleri inanın para bile almadan belki buradan giden insanlarımıza açık çek vererek ne zaman getirseniz getirin diyecek kadar cömert olan insanların, ama şu anda bakıyorsunuz bu terör denilen illet yapı o bölgede hayvancılığı, özellikle otlakların, mereların kullanılmasını tamamen devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bunların hangi milletten olduğunu ben bilmiyorum şahsen. Doğu ve Güneydoğu'daki teröristler de aynı mantalite. Bunlar çünkü Marksist, Stalinist, komünist bir rejimin olması için çabalıyorlar. Ama en fazla zarar verdikleri kesim de oradaki Kürt halkımız. Oradaki mütedeyyin, inançlı insanlarımızı ne yaptılar? Kesinlikle asimile etmeye çalıştılar. Namuslarından, mallarından, mülklerinden, evlatlarından koparmaya çalıştılar. Yani aşağılık bu terör örgütünün de inşallah bir an önce bitmesini arzu ediyoruz. İşte özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyük değildir sözü bugün çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Birleşmiş Milletler var ama Doğu ve Güneydoğu'da çukur siyaseti yapanlara bakıyorsunuz, arka çıkıyorlar. Suriye'de oradaki mazlum insanlar katlediliyor, onlara sessiz kalıyorlar. Filistin'de Yahudi Siyonizminin pençeleri altında inim inim inleyen, açlıktan ölüme mahkum edilen evlatlarımızı ne yapıyorlar? Duymazdan ve görmezden geliyorlar. Evet, kendini akademisyen zanneden sözde aydınlara Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Yeşilurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya'dan da bir tepki vardı. Kaya, bildiri yayınlayan akademisyenlere yönelik diplomalı cahiller benzetmesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Binası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, bildiri imzalayan akademisyenleri sert sözlerle eleştirdi. Kaya, bu kendilerini akademisyen ilan edenler üniversitelere terör adına sızmış, akılsız, diplomalı cahillerdir ifadelerini kullandı. MHP Merkez İlçe Başkanı olarak ve yönetim kurulu olarak 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün günlerini kutlarım. Bütün gazetecilerin daha doğru, daha düzgün, objektif haber yaptıkları için kendilerine teşekkür eder. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlu olsun dileklerimi iletirim. Akademisyen ilan edenler üniversitelere
terör adına sızmış, akılsız, cahil insanlar diyelim. Onlar diplomalı cahil olarak ben onları görüyorum. Geçen günlerde 1100 kişi, yanılmıyorsam yaklaşık 1100 kişi devletin Güneydoğu'da katliam yaptığı yönünde bir beyanda bulunmuşlardır. Ben onları Yeşil Ruh Teşkilatı olarak ve Malatya'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak onları kınıyorum. Devletimiz ve YÖK'teki oturan arkadaşlarımız, YÖK mensupları, inanıyorum ki bunlar hakkında gerekli işlemi yapacaklardır. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin deyimiyle de bunların o üniversitelere nasıl sızdıklarını, nasıl girdiklerini kesinlikle araştırılacaklarına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi'nde meydana gelen olaylarla ilgili de konuşan Mehmet Ali Kaya, İnönü Üniversitesi Rektörü Cemil Çelik'in olaylar ile ilgili yaptığı açıklamayı yetersiz bulduğunu ifade etti. Ve geçenlerde Malatya'mızda da buna benzer bir olay olmuştu. Ülkücü camianın, ülke ocakları gençlerimize karşı teröristlerin yuvalanmış olduğu İnönü Üniversitesi'ne 3 tane bomba koymuşlardır. Bu bombaların da bombalarla ilgili Sayın Rektör'ün açıklamalarını pek de yeterli bulmadım. Öncelikle acaba üniversitede girip çıkanlar kontrolden geçiyor mu? Oraya teröristler mi giriyor? Gerçekten öğrenciler mi? Güvenlik tedbirleri ne kadar alınmıştır? Rektör'ün açıklamasını ben kendi adıma, Milliyetçi Hareket Partisi adına yeterli bulmadım. Evet, tüm bu terör odakları ve diplomalı cahiller ışığında sizleri bir de Türkiye'de tarımsal eğitimin başlamasının 170. yıl dönümüne götürelim. Batalgazi Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Mühendisleri Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bir programla Türkiye'de tarımsal eğitimin başlamasının 170. yıl dönümü kutlandı. İşlenmesi artık kaçınılmaz nitelikteydi. Battalgazi Meslek Yüksekokulu ve Ziraat Mühendisleri Malatya Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen bir programla Türkiye'de tarımsal eğitimin başlamasının 170. yıl dönümü kutlandı. İnönü Üniversitesi Kalegöl Otel'deki kutlama programında yapılan konuşmalarda tarımın stratejik ve aynı zamanda ulusal güvenlik politikalarına da yakından ilgilendiren bir alan olduğu vurgulandı. Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Hüseyin Karlıdağ, son yıllarda yaklaşık 2.7 milyon hektarlık tarımsal alanda artık tarım yapılamadığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte çağdaş dünya ile toplumsal ve yönetsel anlamda bütünleşme yolunda önemli bir ilerleme sağlamakla birlikte köklü geçmişine ve güçlü birikimine de sahip çıkarak gelenek ile gelecek arasında denge kurmayı başarmıştır. Türkiye'nin son yıllarda tarımsal üretim artışında önemli bir ivme yakalamış olmasına karşın dış dünyaya ihraç konusunda aynı artış ivmesini yakaladığımız söylenemez. Oysa üretim büyüklüğü kadar ürettiğimizi satabilmemiz de önemlidir. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı ve Battalgazi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Orhan Gündüz ise Türkiye'de tarımın tarihsel gelişimine katkı sunan en önemli aktörün ziraat mühendisleri olmasına karşın meslek gruplarının değerinin yeterince bilinmediğini ifade etti. Tarımsal öğretimin başlamasının tarihi 10 Ocak. Ancak biz bunu bugün 15 Ocak'ta yapıyoruz. 10 Ocak durumunda ilk dolayısıyla bir eksikliğimiz olmuş olabilir. Bundan dolayı da eksiklik yaptıysak özür diliyoruz. Tarım önemli bir sektör. Sokakta dolaşan kime sorarsanız sorun ya da önünüze çıkan kime sorarsanız sorun. Ülkemiz açısından da dünyadaki diğer ülkeler açısından da en stratejik sektör olarak sürekli dillendirilir, isimlendirilir. Çünkü tarım gayri safi hasılaya, dış ticarete, istihdama vesaire gibi unsurlara oldukça önemli katma değerler yüklemektedir. Bin tarımsal öğretim olduğu, tarımsal öğretime katkı sunanlar olduğu maalesef son yıllarda oldukça da göz ardı edilmiştir, edilmeye de devam edilmektedir. Bu amaçla biz 10 Ocak'ı çok önemsiyoruz. 10 Ocak'ta tarımsal öğretimin başlamasının değil aynı zamanda bir tarım bayramı olarak görüyoruz. Böyle de devam edeceğiz.
İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Özdemir ise tarımın bireylerin temel gereksinimlerini karşılayan nüfusumuzun yaklaşık 1/4'ünün istihdam edildiği milli ekonomimizin en temel sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Milli ekonomimizin en büyük temel değerlerinden biri olan tarım, bireylerin temel gereksinimlerini karşılayan nüfusumuzun yaklaşık 1/4'ünü istihdam eden ve hızla gelişen önemli bir sektördür. Şüphesiz tarımsal üretimin bilinçli ve rantabil bir şekilde sürdürülmesi, bu esnada insan ve doğa sağlığının korunması hususunda ziraat mühendislerine son derece önemli görevler düşmektedir ki bu da eğitim ve öğretimin verildiği ziraat fakültelerine ve meslek yüksek okullarına önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Meslek örgütleri ve ticari işletmeleri de işbirliği içerisinde olunmalı ve onların sahip oldukları sorunları çözüm yönünde de gerekli olan katkıyı sağlamakları gerekmektedir. Bu konuda ziraat ve fakültemiz ve Batargazi Meslek Yüksek Okulumuz konuyla ilgili gerekli olan hasretleri gösterip gerekli olan destekleri de sağlamaktadırlar. Konuşmaların ardından meslekte 35 yılını tamamlayanlara plaket takdim edilirken programın ardından ise katılımcılara başak yemeği verildi. 10 Ocak 1846 yılında başlayan ziraat eğitim mühendisliğe kadar... Değerli izleyenimiz, Battalgazi Belediyesi tarafından Orduzu Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınar'ın çevre düzenlemesiyle ilgili hazırlanan rekreasyon alanı projesi kapsamında çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından Orduzu Mahallesi'nde bulunan Tarihi Çınar'ın çevre düzenlemesi ile ilgili hazırlanan rekreasyon alanı projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Gürkan, Mayıs'ın sonuna doğru biz bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum diyerek çevre halkına teşekkür etti. Hafta sonu itibariyle gel çalışmaları bizzat yerinde görmek, incelemek, ilgili müellif firmanın buradaki yaptığı çalışmaları bizzat takip etmek maksatıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte, park bahçelerde, kültür ve sosyal işlerdeki arkadaşlarımızla birlikte bizzat yerinde incelemek için buradayız. Biliyorsunuz bu çınar 1000 yıllık geçmişi olan ve tabiat varlıkları tarafından tescil edilmiş bir çınarımızdır. Burada da güzel bir su çıkıyor. Orduzu suyla müsamah bir beldemiz, bir mahallemiz. Hakikaten burayı o geçmişine layık güzel bir çevre düzenlemesi ve regülasyon alanlarıyla birlikte, dinlenme tesisleriyle birlikte Orduzu ve Malatya halkına hizmet edebilecek bir nitelikte bir alan oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bir hakkın bağış ve rızayı terk yoluyla bize sunmuş olduğu yardımlardan dolayı mülk sahiplerine de bu vesileyle de teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri bir kınamaya götüreceğiz. Diyanet Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılan saldırıları kınadı. Dernek binasında konuşan Diyanet Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, son günlerde Diyanet İşleri'ne yapılan saldırıların ve itibarsızlaştırmanın terörün yazıya dökülmüş şekli olduğunu söyledi. Diyanet Sen Malatya Şubesi'nde toplanan şube başkan yardımcıları ve ilçe başkanları toplantımız mutat olarak yapılmaktadır. Diyanete yapılan saldırılar terörün yazıya dökülmüş şeklidir. Diyanete kirli söz söyleyenlerin din ve imandan yoksun insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet bünyesinde görev yapan herkesin kararlılıkla şunu söylemesi gerekir. Diyanet bu ümmet coğrafyası için umuttur. Bu umut biterse dünya coğrafyasında mazlumlar çaresizliğe itilir. Vicdan yoksunu, inanç yoksunu bir millet olmaya doğru adım adım ilerleriz. Ne refahtan bahseden bir millet oluruz, ne de ezanı, Kur'an'ı dinleyebilen bir millet oluruz. Bağımsızlığımızın sembolleri tek tek ellerimizden kayar gider. Başkan Engin, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıları Fransa çocuklarını alıyor diyerek manşet yapanların İstanbul'da yaşanan saldırılar için katliam ülkesi dediklerini hatırlattı. İşte geçmişte olduğu gibi günümüzde de zulmün temsilcileri Müslüman kesimin sesini kısmak, İslam'a çağıran sesi susturmak ve İslam davasını omuzlayanları sindirmek için
çeşitli eziyetler, zulümler ve komplolar düzenlemektedir. Charlie Hebdo dergisi yapılan saldırıları Fransa çocuklarına ağlıyor diye manşet yapanlar İstanbul'da yaşanan saldırı için katliam ülkesi diyebiliyorlar. Kendilerine Türkiye'den daha yakın gördükleri o ülkenin dergisi bugün sahillerimizde can veren Aylan Bebek'in karikatürünü çizip Aylan Bebek büyüseydi o da bir tacizci olurdu diyecek kadar İslam'a ve Müslümanlara karşı bir linç girişimi içindedirler. 2016 yılı Mayıs sayımlarına kadar 1200 üyeye ulaşmaktır. Ve Malatya Şam Derneği diyoruz. Malatya Şam Derneği üyeleri Suriye'nin Madaya köyünde açlıktan ölümleri ve dünyanın buna sessiz kalmasını kefenli eylemle protesto etti. Sokak meydanında toplanan Malatya Şam Derneği üyesi Suriyeli mülteciler, Suriye devletinin kuşatması altında olduğu için açlıktan ölümlerin yaşandığı Madaya köyündeki ölümlere karşı uluslararası camianın sessiz kalmasını protesto etti. Türkçe ve Arapça pankartlar açan protestocular tekbirler getirdi. Grup adına açıklama yapan Yasir Bozkurt, dünyaya bir mesaj vermek için toplandıklarını dile getirdi. Bugün burada dünyaya bir mesaj vermek için toplandık. Biz Müslümanlar bir vücut gibi olmalıyız. Gözümüz Şam'da, kalbimiz Kudüs'te, vücudumuz Malatya'da, vicdanımız Madaya, Guta, Hula ve tüm kuşatma altındaki Müslüman mazlum coğrafyalarda. Allah'tan başka sığınacak kimsesi olmayan bu mazlumlar her gün bombardıman, zulüm ve açlıktan dolayı ölüyorlar. Yıl 21. yüzyıl. İnsan haklarından dem vuran büyük devletler, çağdaş medeniyetler çıkarları söz konusu olduğunda nasıl da kör, sağır, dilsiz olup üç maymun oynuyorlar. Ziyafet sofralarımızda, sıcak yataklarımızda hayatımızı tüketirken hiç şüphesiz ki bunun hesabını vereceğiz. Zalime dur diyemezken, kardeşlerimizin yanında olamazken hiç değilse dualarımızı da unutmayalım. Üzülmeyin, gevşemeyin. Galip gelecek olan bizleriz. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! TED Malatya Koleji Marmara Resim ve Seramik Sergisi Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde açıldı. Açılan sergiye yoğun ilgi vardı. TED Malatya Koleji Marmara Resim ve Seramik Sergisi Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde açıldı. 15-16 Ocak tarihleri arasında AVM Park'ta yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü. TED Koleji Görsel Sanatlar Öğretmeni Bahriye Beken, çocuklar genel anlamda yeterince donanımlı, sanatsal anlamda kendilerini iyi yetiştirmişler ve aynı zamanda velilerimiz bu anlamda çok duyarlı. Çocukları sonuna kadar destekliyorlar dedi. Çocuklar genel anlamda yeterince donanımlı, sanatsal anlamda kendilerini iyi yetiştirmişler. Aynı zamanda velilerimiz bu anlamda çok duyarlı. Çocukları sonuna kadar destekliyorlar. TED Malatya Koleji'nde görsel sanatlar öğretmeni olduğum için ben kendi adıma TED'li olmanın ayrıcalıklı olduğunu biliyorum. Ve buna gurur duyuyorum. Resim sergimiz, aynı zamanda seramik sergimiz, karma bir sergi. Tamamen atık malzemelerin kullanıldığı bir sergi. Asla başka malzemeler kullanılmadı. Konseptimiz atık malzemeler olması. Atık malzemeleri sanata dönüştürdük çocukların yardımıyla, onların hayal gücüyle, onların sanatsal fikirleriyle. TED Koleji resim öğretmeni Yılmaz Çavuş ise çocuklara sergileyebileceği ortamı ve olanağı sunduğun anda çok farklı fikirler ortaya çıkabilir dedi. Bu sergide daha çok farklı malzemeyle, farklı değişik malzemelerle çok değişik ürünler çıkarmaya çalıştık. Genelde atık malzeme kullandık. Yani var olan malzemeyi dönüştürme idealiyle daha çok yaklaşıyoruz. Bu konuda tüm yani ana sınıfından tutun lise düzeyine kadar tüm öğrencileri aktif olarak görsel sanatlar dersinde resim sanatsal faaliyetlere katmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili tabii yaratıcılıklarını sergileyecekleri
ortamı ve olanağı sunduğumuz zaman çok değişik ve fikirler de çıkabiliyor. Türkiye'nin farklı illerinde son günlerde yaşanan domuz gribi vakaları paniğe yol açmaya devam ediyor. İç hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Engin Türkmen, halk arasında domuz gribi olarak da bilinen H1N1 isimli virüsün meydana getirdiği hastalığın bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde ayakta dahi atlatılabileceğini söyledi. Ölüm haberleriyle toplumda korkuya neden olan domuz gribi ile ilgili açıklamalar yapan iç hastalıkları uzmanı yardımcı doçent doktor Engin Türkmen, H1N1 virüsünün ilk çıktığı dönemde yüksek ateş ve ölüm vakaları yaşandığını, çünkü bu mikrobun Türk toplumu olarak tanınmadığını hatırlattı. İlk çıktığı dönemde gerçekten çok yüksek ateş ve ölümler bildirildi. Çünkü bu mikrobu vücut hiç tanımıyor. Değişik bir mikrop, şeklini değiştirmiş bir mikrop. Bildiğimiz grip semptomları gibi başlıyor. Ancak biraz daha ağır seyrediyor ve atipik bir takım belirtiler oluyor. Örneğin bulantı oluyor. Örneğin kusma oluyor. Örneğin ishal oluyor. Yani gripte beklediğimiz böyle çok fazla olmayan şeyler de görebiliyoruz. Yardımcı doçent doktor Türkmen, kaybedilen hastaların çoğunlukla bağışıklık sistemi güçlü olmayan veya altta yatan hastalığı olan kişilerden oluştuğunu dile getirdi. Eğer kişinin bağışıklık sistemi güçlü ise vücut zaten bu mikrobu savaşarak uzaklaştırabiliyor. Ama bağışıklık sistemi güçlü değil ise, yani altta yatan bir hastalığı varsa, örneğin şeker hastalığı ya da kalp hastalığı ya da böbrek hastalığı ya da sirotik bir karaciğer hastalığı, altta yatan önemli bir hastalığı varsa ya da çok küçük bir bebekse ya da gebeyse ya da ileri yaşlı ise, bu durumda bağışıklık sistemi zayıf olduğu için veya diğer hastalıklarla uğraştığı için daha ağır seyrediyor. Yani domuz gribi bu tür hastaları daha çok seviyor. Bu tür hastalar da daha ağır seyrediyor, ciddi seyrediyor, grav seyrediyor ve prognoz kötü gidiyor. Dolayısıyla bu hastaların öksürüğü hiç iyileşmiyor, nefes alamıyor, zatürre oluyor. Solunum sıkıntısı dediğimiz ARDS tablosu gelişiyor. Hasta nefes alamayınca kandaki oksijen seviyesi düşüyor. Mecburen bu hastaları hastaneye yatırıyoruz. Antiviral tedavi başlıyoruz ve gerekirse nefes alamadığı için de yoğun bakım servislerini alıyoruz. Yoğun bakımda solunum desteği veriyoruz. Türkmen, gripten ve influenza'dan korkulmaması gerektiğine vurgu yaptı. H1N1 grip virüsünü aslında geçen sene, önceki sene toplumumuz tanıdı. Dolayısıyla vücudumuzda, bağışıklık sistemimizde, Türk toplumun bağışıklık sisteminde bu mikroba karşı aslında bu proteinleri tanıdı. Dolayısıyla her domuz gribi hastaneye yatacak ve karantina alınacak diye bir şey yok. Ayakta enfeksiyon geçiren, kısa sürede bunu toparlayabilen şeyler görebiliyoruz, vakalar görebiliyoruz. Yani enfeksiyon durumlarında H1N1'i almış insan, herhangi bir bireyin genel durum iyi ise, bağışıklık sistemi yerinde ise, dinlenerek, yeterli sıvı alarak, istirahat ederek, evde bekleyerek bunu atlatabilir. Gripten korkmamamız lazım, influenza'dan korkmayacağız. Çünkü influenza, H1N1 virüsü şu an toplumda %25-30 görülüyor zaten. Toplumumuz bu mikrobu yavaş yavaş tanımaya başladı. En kısa sürede hekime başvurmak lazım ki, eğer sizde H1N1 virüsü varsa ve bu tespit edilirse hemen tedaviye başlayabilsin hekim. Bizim önerimiz bu yönde, paniğe gerek yok. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteydik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.